2 Ocak 2021'i gösteriyordu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gece kararnamesiyle Melih Bulu atandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar başladı. Ara sokaktan geldi müdahale. Biraz kameraman arkadaşımız nasıl? Şu anda orada neler oluyor? 4 Ocak'ta gerçekleşti ilk protesto. Öğrenciler Güney Kampüs önünde toplandı. Özgür, özel üniversite için. Pandemi gerekçe gösterildi. İzin verilmedi. Gözaltına alındı öğrenciler. Öğrenciler kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dedi. Her gün, her gün ses yükseltti. Kimi zaman okul içinde, kimi zaman okul dışında. O günlerden biriydi 1 Şubat. Okulun içine rektör Bulu'nun çağrısıyla çevik kuvvet ekipleri girdi. Sert müdahale ve gözaltı. Onlarca öğrenciye okullarında. Hala biber kaldı ve plastik renkli müdahale var. Ağzı içinde barış atı yaratı ama. Öğrenciler gözaltılara tepki için bu kez Kadıköy'de toplandı. Tarihler 2 Şubat. Bütün sokak araları emniyet güçleriyle tutulmuştu. Öğrenciler yine aynı sloganı söyledi. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Ve artık Boğaziçi eylemlerinde bilindik manzaralardan biri yaşandı. Sert müdahale ve gözaltılar. Protesto gösterilerini takip etmek için Kadıköy'de bulunan gazeteciler de sert müdahaleden nasibini aldı. Plastik mermilerin hedefi oldular. Eylemler süresince gözaltına alınanların sayısı 1000'e yaklaştı. Öğrencilere çokça dava açıldı. Okul içinde dışında yaşanan sert müdahaleler sonrası akademisyenler çağrıda bulundu atanmış rektöre istifa et diyerek ve rektörlük karşısında eylemler başladı. Sırtlarına döndü akademisyenler. Yağmur, çamur, kar, kış demeden Boğaziçi'li akademisyenler okullarına ve öğrencilerine sahip çıktı. Kampüslerimizde uzlaşı imkanlarını engelleyen polis mevcudiyetine son verilmesini istiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Ve protestoların 6. ayında yine bir cumhurbaşkanlığı kararı. Melih Bulu görevden alındı. Tarih 15 Temmuz 2021. Tatil olmasına rağmen öğrenciler ve akademisyenler okulun yolunu tuttu. Akademisyenlerin aylardır sırtlarına dönerek protesto ettiği rektörlük binasının önünde bu sefer bir hoparlörden gelen bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil şarkısına eşlik eden alkış sesleri vardı. Ancak beklenilen olmadı. Boğaziçi bileşenlerinin istediği rektörlük seçimi gerçekleşmedi. Naci İnce rektör olarak atandı. Protestolar sürdü. Akademisyenler rektörlüğe sırtına dönmeye devam etti. Öğrencilerse rektörlük önünde çadır kurmaya. Çadır kurulumu yasaktı. Uyarıyorum bakın arkadaşlar. Üniversitenin kapalı ve açık alanlarında izin almadan çadır kurulumu toplantı yapılması yasaktı. Rektör İnci de Bulu gibi yaptı. Polis yine Boğaziçi'nin içindeydi. Tarihler 4 Ekim'i gösterdiğinde yine öğrenciler protesto için rektörlük binası önündeydi. Öğrencilere özel güvenlik müdahale etti. Arbede yaşandı. Sonrasında gözaltılar. Görülmemiş olaylar yaşanmaya devam etti Boğaziçi'nde. Okul tarihinde ilk kez bir rektör kendi öğrencilerinden şikayetçi oldu. İnci'nin şikayetçi olduğu öğrencilerden Berke Gök ve Caner Perit Özer tutuklandı. Öğrenciler gözaltılara, davalara ve tutuklamalara rağmen eylemlerine devam etti. Bir sabah okula geldiklerinde tekrar nöbet çadırını açmak istedi. Aylardır açtıkları çadıra bu kez izin yoktu. Özel güvenlik öğrencilere müdahale etti. Sonra yine okula polis girdi. Akademisyenler devreye girse de yine öğrenciler için gözaltı kaçınılmazdı. Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götüreceğiz. Alın bu bebeğimizi gözaltına. Al. Yazık günahları ya bunları ya. Lütfen. Ya bunlar yazık değil. Evet al bu arada.
olacak. Boğaziçi direnişinin birinci yılını doldurmasına sayılı günler var. Tam bir yıldır ne öğrenciler vazgeçti ne de akademisyenler. Hep bir ağızdan söylediler. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bakın, hepimiz aynı gibiyiz. Yılında tek direniş Boğaziçi değildi elbette. Her yerde, her şehirde eylemler oldu. Sebebi geçim derdi ve ekonomiydi. Kafe bar çalışanları sokağa çıktı. Milyonlar aç, milyonlar işsiz. İşte sizin düzeniniz. Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında geldi. Yaklaşık bir yıla yakın kapalı kaldı kafe ve bar esnafı. Yeterli destekte göremeyince çözümü eylem yapmakta buldu. Geçinemiyoruz diyerek haykırdılar meydanlardan. İktidara seslendiler. Açamıyorsan sahip çık diyerek. Ve Türkiye'nin iki ayrı incisi, göz bebekleri. Rize'nin örnek yayla olarak gösterilen İkizdere Vadisi ve Muğla'nın İkizköy'ü. Direnişin adresleriydi 2021'de. Rize'de yapılacak liman ve merkez projesi için dolgu yapılmasına karar verildi. Bu dolgu için gereken taş, İkizdere'de taş ocağı açarak karşılanmak istendi. Bu, vadinin yok olmasıyla eşdeğerdi. İşte bu yüzden köylüler direnişe başladı. Nöbet tuttu günlerce. Gaz yediler, gözaltına alındılar. Ama vazgeçmediler doğalarını savunmaktan. Ormanımızı korumak evet. için buraya geldik. Evet. Bir ağaç, bir nefes. Biz çamlarımızı kesirmek istemiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz yani. Direneceğiz. Geliyor. Gelsin. Duysun. Sekiz duysun. Duysun. Sekiz duysun. Duysun. Sekiz duysun. Sesler duysun. Doğruyor. Esmer. Vicdan yok. Vicdan yok. Rize'dekine benzer bir itiraz Muğla İkizköy'de yaşandı. İkizköy'de termik santrale kömür çıkarmak için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi başladı. Köylüler ağaçları kesilsin istemedi ve doğa nöbetine başladı. Direndi ve kazandılar. Ancak tehlike geçmiş değil. Bilirkişi raporunun sonucuna göre doğa katliamı devam edebilir. Yöre halkı tetikte. Doların yeşili onların olsun, doğanın yeşili bizim olsun. Ben bu memlekette adalet istiyorum. Zengin tarafını tutmasınlar. İşçiyi, garibanı zengin peşkeş çekmesinler. Ben emek vermişim, ömür vermişim, bacak vermişim, gaz vermişim. Ben hakkımı istiyorum arkadaşlar. Alın terine kömür karası değmiş insanlar, madenciler. Yıllarca hak ettiklerini alamadılar. Çok sefer görüştüler yetkililerle, hükümet temsilcileriyle. Çözüm üretilemedi. Tarihler 4 Temmuz'u gösteriyordu. Yürüyüş başladı başkent Ankara'ya. Ama polis Ankara'ya girmelerine izin vermedi. Bir betonun üzerinde uyudular baretten yastıklarıyla. Olumlu bir sonuç gelecek umuduyla dönme kararı aldılar. Neredeyse Manisa'ya varmışlardı ki o kaza yaşandı. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde araçları takla attı. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter kazada hayatını kaybetti. Geriye bu sözler kaldı. 2002 yılında Soma Kömürleri Maden Ocağı'nda babamı kaybettim. 19 yıldır devam eden tazminat mücadelemizi 2 yıldır sendika çatısı altında ve madenci arkadaşlarla devam ettiriyoruz. Siz yıllardan beri alışmışsınız yolsuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe. Biz kanun istedik, kanun! Kanunla bu işçilerin haklarını ödeyeceğiz.
O zaman o meclisin hiç iradesi yok mu? Hiç gücü yok mu? Biz bu işçilerle meclisin hareketleri yok mu? Ey Türk milleti, neredesiniz? Neredesiniz? Ya kanunsuz, adaletsiz, insana insan gibi değer vermek nasıl bir adaletsizlik var? Nasıl? Yeter ya bak, 300 bin tane insan arkadaşımız orada. Bak bizi görüyor. Allah aşkına ya. Allah aşkına yeter. Adaletin nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bizi gören yok, hiç gören yok. Hiç kimse bizi tanımıyor, bilmiyor. Biz arada kalmış bir insan. Atık kağıt toplayıcıları. Bir kararla ekmek teknelerine el koyulmak istendi. Çalışmaları şart ama onların çalışması yasak. Kimisinin çekçeyi, kimisinin motosikleti elinden alındı. Depolarına baskınlar yapıldı. Seslerini duyurmak için eylem yaptılar. Onlar da her protestocu gibi biber gazı, plastik mermi ve gözaltıyla tanıştı. Ekmek istedik, ekmek! Allah rızası için! Bu yaptığımız kötü bir iş değil, kötü bir iş değil! Allah'tan korkun, niye bize bileyim? Susma, sustukça sıra sana gelecek! Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla ülkeye yeni bir protesto dalgası yayıldı. Barınamayan öğrenciler. Ne devlet yurtlarında yer bulabildiler, ne pansiyon ya da kiralık bir ev. Özel yurtlarına yapılan zamlarda cabası. Parklarda, sokaklarda sabahladılar. Hem sokakta, hem meydanda, hem kampüste, hem yolda. Barınamıyoruz dediler. Fahiş kira fiyatlarına protesto eden üniversiteliler, barınamıyoruz hareketini kurup çözüm istediler. Eylemlerini Ankara'ya taşımak istediler. Türkiye'nin birçok yerinden yola koyuldular. Ancak onlara da başkent Ankara kapalıydı. Şehir girişinde durduruldular ve polisin sert müdahalesi, gözaltılar, öğrencilerin ve gazetecilerin içinde oldu. Buradan nereye giderseniz gidin. Sonra sizden istirhamız arka tarafta yok. Burayı terk yok. Ayrı. Gidecek yerimiz yok. Ayrı. Gidecek yerimiz yok. İktidarı eleştiren hemen hemen her protestoya yasak geldi 2021 yılında. Her yıl düzenlenen onur yürüyüşü de o yasaktan nasibini aldı. Taksim polis ablukasına alındı. Yürüyüş engellenmeye çalışıldı. Yürüyüş yapmak isteyenlere polis yine sert müdahale etti. Plastik mermi, biber gazı ve yine gözaltılar. Hem de onlarca. Onur yürüyüşünü takip etmek için oradaydı AFP muhabiri Bülent Kılıç. O da gözaltına alındı. Hem de sert şekilde. O sırada o çığlık kan dondurdu. Nefes alamıyorum. Bu görüntüler çok tartışıldı. Basın emekçileri bir araya geldi. Valilik önünde toplandı. Mikrofonlar bırakıldı. Duvara makineler asıldı. Nefes alamıyoruz. Çek elini basından. İnsanın nefesinin kesilmeye çalışılması kadar herhalde vahşi bir durum yok. Savunma susmadı, susmayacak. Onların direnişleri 2021 yılında değildi. Onlarca baro başkanı Ankara'da direndiler günlerce. Çoklu baro yasasına karşı, yasadan aynı zamanda sorumlu tuttukları Metin Feyzoğlu'na karşı da. Ankara'da başlayan direniş yine Ankara'da meyvesini verdi. Pandemi nedeniyle gecikmeli olarak yapılan Türkiye Barolar Birliği başkanlığı seçimleri yapıldı. Ve o direnişin etkili isimlerinden Erim Sakan, yeni Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi.